hız problemleri test 2'deyiz. Aşağıda A noktasından B noktasına gidecek bir araç ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aracın hızı saatte kaç kilometredir diyor arkadaşlar. Yola çıkış 9, 10.10'da da varıyormuş. Yani 1 saat 10 dakika. 1 saat tamam da 10 dakika ne ola ki? 10 dakika 1 bölü 60 ile çarpılırsa 1 bölü 6. İşte benim geçirdiğim süren bu. Yani 7 bölü 6 süre. Uzaklık 105'miş. 105 mesafeyi 7 bölü 6 dakikada hangi hızla giderse diye söyleyebilirim arkadaşlar. Buradan da işlemleri yaptığımızda 15 çarpı 6'da 90 gelecektir buradaki V hızımız. Koray, evden iş yerine giderken 60 hızla, iş yerinden evine dönerken 75 hızla yürümektedir. 3 kilometreymiş yolu. Koray ne? Oha, 3 kilometre de yürümezsin. Yani. Koray'ın evden işe ve işten eve geldiği bir günde gidiş dönüşü toplam kaç saat sürmüştü? 3000 metre yazacağım. Çünkü benim hızlarım metreye göre verilmiş. Şimdi giderken 3000 metreyi 60'a böldüm. Süreyi buldum. 3000 metreyi 75'e böldüm. Süreyi buldum. Burası hop 5 mi yaptı? Hop burası da 375'e bölersem 4 mi yaptı? 40 yaptı. Özür dilerim. 300. Şurası 50. Burası 50. Burası da 40 yaptı. Tamam. Şimdi toplamda o zaman 90 ne sürmüş? Dakika bu. 90 dakika. Niye dakikaya göre yaptık? Metreye çevirdiğimiz için. Ama bize kaç saat sürmüş? 90'da 1 bölü 60'ı çarparsam 9 bölü 6 yani 3 bölü 2 saat sürdüğünü bu şekilde bulabileceğim arkadaşlar. Üçüncü sorudayım. Antarktika'nın bazı bölgelerinde insanlar gidecekleri bir yol için kızak kullanır. Şekildeki aralarındaki mesafe ve hızları verilen kızakların anlık durumu görünmektedir. Arkadaki kızaklı öndeki kızaklıya kaç dakika sonra yetişir diyor. Aradaki fark ne? 5. 90 metre bir yolumuz var arkadaşlar. 5'te farkı var. O zaman ben aradaki mesafe 90. Fark da 5 ise 90'ı 5 çarpı T'den ben buradan T'den 18'e bulabiliyorum. Hatırlayın nasıl bulunuyordu yetişme soruları? V2-V1 çarpı T aradaki X aradaki mesafe aradaki. Bu şekilde tüm hepsini bulabiliyorduk. 18 cevabına ulaştık. Dördüncü sorudayız. A şeklinde saatteki hızları 50 ve 70 olan iki araç aynı anda zıt yönde A ve B noktalarından hareket ediyor. Buna göre bu iki aracın 3 bölü 2 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur diye. 3 bölü 2 saat. Şimdi zaten önce karşılaştıralım. Çünkü 120 mesafe var. 50 ve 70. 50 ile 70'i bu sefer topladım. Yani birbirlerine doğru hareket ettiğinde hızları topluyordum. 120 aralarındaki mesafe. 120 de hızlarını topladım. 1 saat sonra zaten karşılaşıyorlar. 1 saat sonra karşılaştılar. Bu tarafa gitmeye devam ediyor. Bu da bu tarafa gitmeye devam ediyor. Ama biz 1,5 saat sonra. Yani yarım saat daha. 1 bölü 2 saat daha hareket edecek. 70'lik 1 bölü 2 saatte 35 yol alacak. 50'lik de 1 bölü 2 saatte 25 yol alacak. Topladığımız zaman aralarındaki mesafe 60 olacak. 5. sorudayız. Şekildeki tır tüneli 123 saniyede geçtiğine göre tırın hızı kaç kilometredir diyor. Yani yine 15 metre tırımız var. 4085 metre tünelimiz var. Alacağımız mesafe 15'i de eklersek 4100 metre. Ama ben bunu ne yapacağım? Kilometreye çevireceğim. Yani 4100 metreyi kilometreye çevirirsem 1, 2, 3, 4,1 kilometre alabilecek yolumuz var. Hızımızı bilmiyoruz zaten. V dedim. 123 saniyede geçiyormuş. Yani ben buraya 123 bölü 60 değil bak. 3600 saniyeden saate gideceğim. Çünkü biz saatte kilometre. O zaman 3600 dedim buraya. Arkadaşlar bu işlemi yapalım hemen. Siz de hesap makinenizde yapabilirsiniz. Sınavdayken hesap makinenizde yapamazsınız. 4,1 ile 3600'ü çarptım. 14760 bölü 123 dedim. Cevabım 120'ymiş arkadaşlar dedim. Bu işlemi bu şekilde yaptım. 6. sorudayız. Saatte hızlar 60 km ve 90 km olan iki araç aynı anda yola çıktıktan 3 saat sonra C noktasına karşılaşmışlar. Buna göre bu iki araç karşılaştıktan kaç saat sonra B noktasına bulunan araç A noktasına varır diyor. Şimdi karşılaşsınlar.
Kaç saat sonra? 3 saat. Abi 3 saatte bu 180 kilometre yol alacak. 3 saatte bu da 270 kilometre yol alacak. Doğru mudur? Tamam, doğrudur. Karşılaştıktan kaç saat sonra B noktasında bulunan araç A noktasına verir. Yani şurayı ne kadar da alır diyor. Hızı da 90, 180 bölü 90 dediğimizde cevabı bulacağız. 2 saatte varır diyor karşılaştıktan sonra. Geldik buraya. Aşağıda haritada ABD'nin Kuzey Carolina bölgesinde başlayan ve saatlik hızı ortalama 175 kilometre olan Florence kasırgasının izlediği yol verilmişti. Kardeşim olsaydı bende dalga geçerdi çünkü İngilizce kelimeleri telaffuzda gerçekten çok zorlanıyor. O kadar film dizi izliyorum ama gerçekten sıkıntılı. Hatta kasırga ile alakalı dün bir film izledim arkadaşlar. Filmin ismi Mirage, yani Mirage. İspanyol yapımı bir film. Çok güzel bir film. Yani akıllara durgunluk verecek derecede sürekli ne olacağını ve yani ne olduğunu ne döndüğünü anlayamıyorsunuz. Ya daha doğrusu öyle mi olacak, böyle mi olacak? Sonu da aşırı derecede güzel. Tavsiye ederim. Fransız kasırgasının başladığı noktadan bittiği noktaya kadar aldığı yolun uzunluğu kaç kilometre? Hatta şuraya filmin ismini tavsiye film. Tavsiye film. Neydi? Mirage. Hatta bu ara okuduğum kitap. Tavsiye kitap. Gazap üzümleri. Gazap üzümleri de ekonomik buhrandan ekonomik buhrandaki Amerikanı anlatıyor. Oradaki toplum hayatına yansıyan bu buhranın, krizin toplum hayatına, tarımla uğraşan insanlara yansımasını anlatıyor. Daha zaten başlarındayım. Ama hemen bak video bitecek. Kitap okumaya başlayacağım. ABD'nin Kuzey Carolina bölgesinde başlayan ve saatte hızı ortalama 175 km olan Florence kasırganın izlediği yol verilmiştir. Florence kasırganın başladığı noktadan bittiği noktaya kadar aldığı yolun uzunluğu. Bak Cuma 2'de başlamış, Çarşamba 2'de bitmiş. Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba. 5 gün mü? 6 gün mü? Dur. Şurayı sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5 gün. Çarşamba 2'de bitmiş. Çarşamba 2'de bitmiş. 5 gün, 5 gün. Kaç saattir? Saatte hızını biliyoruz biz çünkü. 5 gün her gün 24 saat oldu. Bana biraz daha fazla geliyor da. Çünkü zaman geçmiyor musun? 24 ile çarptım. 120. 120 çarpı hızım da 175. Çarpacağız arkadaşlar. Yine şeyi çıkartacağım ama ben hesap makinesini çıkartacağım. 120 çarpı 175. 21 bin yapıyormuş. Siz kenarda bir yerde çarpıp buldunuz zaten. 8. soru. Bir bisikletli gireceği yolun 2 bölü 3'ünü gittikten sonra bisikletin lastiği patlamıştır. Bisiklet, bak yine bu soruda da anlatacağım ama. Abi bisiklet alıyor. Ulan lastiği patlayıp durdu. Bir tane 4-5 sene önce işe yeni bir başladığımda dedim ki ya arabayla gidip gelmeyeyim. İş yerim yakın zaten. Bisikletle gideyim dedim. Bir tane bisiklet aldım. Gerçekten de ucuz bir bisiklet aldım. Paraya çok kıymadım. Çünkü param yoktu o zaman. Yeni işe başlamışım. Askerden yeni gelmişim. Ha gerçi şimdi de param yok. O ayrı. Gidiyorum. Ulan üçüncü gün, dördüncü gün patladı, tekeri patladı. Elimde taşıyorum. Yani bisiklet beni sürsün diye aldığım bisiklet ben onu taşıyorum. Yani beni taşısın. Bir oldu. Sonra yaptırdım. İkinci defa patladı. Üçüncü defa patladı. 500 liraya ne almıştım? Koydum Letgo'ya. 300 liraya sattım. Hatta gelen çocuklar da öğrenciymiş. Abi dedi şeyimiz yok, nakitimiz yok, kredi kartı. Dedim hadi benzin alın şuradan. Yani bisikleti de şeye çevirdim. Benzine çevirdim. Tekrar arabaya bindim. Bisikletli kalan yola yaya olarak devam edip kalan yolu bisikletle geldiği sürenin iki katı sürede tamamlamıştır. Bisikletle iken gittiği hızının yaya iken gittiği hızına oranı nedir diyor. Şimdi bir yolumuz var arkadaşlar burada. 2 bölü 3 dediğine göre 2K burası olsun, K burası olsun. 2 bölü 3'ünü gitti, tamamı 3K oldu. 2 bölü 3'ünü gitti ve teker patladı. Yoluna devam edip 2K'da burada hızına V diyelim arkadaşlar. T süre gitti. Sonra kalan yola yaya olarak devam etti. 2 katı sürede tamamlamış. Yani 2T'de hızı
Bilmiyoruz. Bu V1 olsun, bu da V2 olsun. K mesafe yolu. Şimdi bunu buna bölüverdiğimizde K'lar gitti, T'ler gitti. 2 bölü 1 eşittir V1 bölü 2 V2 yaptı. 4V2 eşittir V1 olduğu için 4 katı dedim ve eşittir. 9. sorudayız. Bir koşu yarışmasında sarı ve kırmızı renkle belirtilen atletler çembersel pistte kesikli çizgiler boyunca saat yönünün ters yönünde koşuyorlar. O noktası çemberlerin ortak noktasıdır. Tamamdır. Sarı renkle belirtilen atletin hızı 12, kırmızı renkle belirtilen atletin hızı 15 olduğuna göre çevresi de 600 metreymiş. Çok basit. Çevresi 600, burası çeyrek değil mi? Evet. 604'e böldüm, 150. Aradaki mesafe 150. Bize kaç saatte yakalar diyecek. Evet, kaç saatte yakalar diyor. Kaç saniye sonra yakalar. Tamam, saniye cinsinden zaten. 15 ile bu gidiyor, 12 ile bu gidiyor. Aradaki hız farkı 3. O zaman 150, aradaki miktar da 150 bölü 3'ten 50 saniye sonra yakalar dedik arkadaşlar. Ha mesela 50 saniye sonra yakaladı. Bunlar artık ne yaptı arkadaşlar? Mesela şurada devam ediyorlar diyelim. Bu 15 ile diğeri de 12 ile gidiyor. Tekrar ne kadar sonra karşılaşırlar dediğimde bu sefer ne yapacağız biz? Aradaki fark yani ne kadar benim mesafe aralarındaki mesafe bunu aştığımızda aslında 600. 600'ü sonra 15-12 ne kadar sonra yakalar diyeceğim aynı yerden hareket ettiler. Bu sefer yine zıt yönde bir yani şöyle düşünelim arkadaşlar hop düz olduğunu düşünelim. 15'te burası 12 ile burası gidiyor ama bu dönecekti. Aralarındaki mesafe bu sefer 600 olmuş oluyor. 600 ile 15'i 15'den 12'yi çıkarttım. 3 600 bölü 3'ten işte 200 saniye sonra yakalayacağım. Sonra tekrar 200 saniye. Aralarındaki mesafe hep karşılaştıktan sonra 200 olacaktır arkadaşlar. Aynı yönde gittikleri için. Bir araç gideceği yolu 50 km hızla 6 saat, 60 km hızla 4 saat gitmiştir. Aracın tüm yol boyunca ortalama hızı saatte kaç kilometredir diyor. Yani şu soru da aklıma takıldı da bir noktadan sonra tur bindirecek mi? Yani karşı ya onu da sorarsa bakarız. Bindirecek ama hep. Aa, bayağı bir sonra yani. Bayağı bir sonra. Bir araç gideceği yolu 50 ile 6 saat gidiyormuş, 60 ile de 4 saat gidiyormuş. Ortalama hız neydi? V ortalama toplam yol bölü toplam zaman. Bakın 50 ile gidiyor 6 saat 300, 50 ile 6'yı çarptım 64, 240 da bu gitti. Aldıkları yol. Toplam yol o zaman 540. Toplam zamana bakalım. 6 saat buradan, 4 saat buradan 10. Böldüm. 54'ü buldum. Ortalama hız için formülümüzü uyguladık bu. Emre kaykayı ile şekildeki platformda A noktasından C noktasına kadar kayıyor. Kaykayla alakalı bir anım yok. Var. Babamla Rumre'ye gitmişti. Babamla Rumre'ye gittiğinde de ben de kaykay değil de bana böyle paten, ayakkabı. Ama böyle direkt paten ayakkabısı değil. Ayakkabının altından paten tekerlekleri var. Bir tuş var. Ona basıyorsun çıkıyor. Giydim ben bunları ama hayatımda paten yapmıştım. Var mı hocam? Yok. Gidiyorum. Yani dershaneye gitmiştim. Açtım ben bunları. Hava atacağım ya orada kızlara bunlara. Çünkü bilgimizi hava atamıyoruz o zaman. Neyin var? Senin neyin var? Benim neyim var? Sigortan var mı? Ev var mı? Araba var mı? Benim buyum var. Senin neyin var? Tarzında bir hava atma olayı oluyordu. Ben açtım o tekerleği. Abi merdivenlerden falan onunla. Keşke yapmasaydım. O görüntüleri silmek için insanların beyninden gerçekten her şeyimi verirdim. Yani çok rezildi. Şeyden merdivenden tutuna tutuna gidiyorum. Ya bir de açtım kapat. Arkadaşlarımla kapatma çok iyi falan. Düşmeler, müşmeler. Başkasına falan veriyorum. Sen yap hadi. Yok. O yüzden beceriksizim o konuda. Ama eğitimini alsaydım belki yapardım. Tabii eğitimini almanın bir labalap bir millet olduğum için de en azından kendim. A ile B noktaları arasındaki uzaklık 60 metre olup Emre'nin bu yoldaki hızı 15 metre saniye. O zaman 60 bölü 15'ten 4 saniye burada harcadı. B ile C noktaları arasındaki uzaklık 80 olup Emre'nin bu yoldaki hızı 10, 80 bölü 10'dan 8 saniyede burada harcadı. 12 saniyelik bir vakit geçti.
Aşağıda uçakların yerini tespit edilen bir radar gösterge ekranı verilmiştir. Şekilde o noktasına saat yönünde harekete başlayan ibre saat ve sabit V hızıyla 12 saniyede 60 derecelik alan taramış ve kapsam alanına bir uçak girmiştir. Gördüğünüz gibi burada bir tane uçak girmiş arkadaşlar. Kapsam alanına bak burada. Bunun yerine ibre yine o noktasından saat yönünün tersinde bu şekilde 3V hızla 10 saniye hareket etmiş olsaydı kaç tane uçak radarın kapsam alanına girmiş olurdu. Bakın V hızıyla 12 saniye, yani burada 12V'lik bir hareket var. 60 derecelik alan. Burada da 3V hızla 10 saniye 30V'lik bir hareket var. Kaç derecelik alan diye bakalım. Buradan 30 çarpı 60 tabii ki doğru orantı 12 çarpı x, 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 10, hop hop 2'ye böldüm burayı 15, 150. Yani 150 derecelik bir hareketimiz olacak. Arkadaşlar bu 150 derecelik harekette şuradan başlayacak. 400, 150 çıkar 200. Şöyle bak 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 şuraya gelecek. Evet buraya gelecek. 210'a gelecek. Buradan 150 saydığımızda doğru değil mi? Evet şurası garip. 150'den 200 geldi. 100. Tamam tamam. 200 geldi. 150 şuraya. Tabii şuradaki de var olduğu için aralık saydık ve bulduk. Okey arkadaşlar sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane uçağı yakalamış radarımız. 13. sorudayız. A ve B şehirlerinden aynı anda aynı yönde hareket eden iki araçlar, arkadaki araç öndekini 2 saat sonra yakalıyor. O zaman bunun hızı V2, bunun hızı V1 ise V2 eksi V1 yakalama sorularında çarpı T, T'de 2, 2 saat sonra yakalıyormuş. Mesafesi burası X olsun. Eğer öndeki aracınız saatte 14 kilometre daha fazla olsaydı, yani V1 artı 14 olsaydı 6 saatte yakalayabiliyormuş. Yani 6 saat dedim, V1 artı 14'ü çıkartacağım. V2 eksi V1 eksi 14 çıkarttım. Yine eşittir X dedim. Bunları birbirine eşitlersem 2V2 eksi 2V1 eşittir 6V2 eksi 6V1 eksi 60, oradan 24, o da 80. V1 ve 2'ler bir tarafa toplansın arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bunu buraya atayım. 4V1. Bunu bu tarafa atayım. Eksi 4V2. Eşittir. Eksi 84. Dolayısıyla burada hoppa hoppa V2 eksi V1. 4'ü de böldüğümüz zaman 21 gelecektir. V2 eksi 21. 21 burası. 2 ile çarptım. 42 cevabını bu şekilde bulduk arkadaşlar. Bu testimizde hız problemleri testi de burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Yüzdeki artan art problemleriyle beraber olacağız.